Ketmek etliklerine ait misallar. Quyidagi misallarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. A n teng n kvadrat minus n plus 3 ketma ketlik berilgan. A1, A2 va A5 hadlarini toping. Ya'ni uning 1-chi, 2-chi va 5-chi hadlarini toping. Buni topish uchun A1 ni topish uchun n ni o'rniga 1 qo'yamiz. N 1 ga teng bo'lsa, u holda A1 teng bu yerda ham o'ntamadagi n'larni o'rniga ham 1 yozamiz. Hozir 1 ning kvadrati 1 minus 1 plus 3 teng 3 ga teng. Demak, mana bu formula bilan berilgan ketma-ketlikning birinchi hadi 3 ga teng. Endi a2 ni topamiz. Buning uchun n ning o'rniga 2 yozamiz. A2 teng n ning o'rniga 2 qo'ysak 2 ning kvadrati 4 minus 2 plus 3 hisoblaymiz. 4 dan 2 ni ayirsak 2 qo'shib 3 5. Demak, bu ketma-ketlikning 2-chi hadi 5 ga teng ekan. Endi A5 ni topamiz. Ya'ni ketma-ketlikning 5-chi hadini topamiz. A5 ni topish uchun n o'rniga 5 yozamiz. Bu n'larni o'rniga ham 5 yozamiz. Demak, 5 ning kvadrati minus 5 qo'shib 3. 25 minus 5 20 qo'shib 3 23. Endi ikkinchi misolga o'tamiz. Mana bu ketma-ketlikning qaysi hadi 9 ga teng? Bu misolni eshitish uchun demak, mana bu ifodani n kvadrat minus 2n minus 6'ni 9 ga teng deb yozamiz. Ketma-ketlikning qaysi hadi 9 ga teng? Ya'ni biz n ni topishimiz kerak. N ning qaysi qiymatida bu ifoda 9 ga teng degan savolga javob beramiz. 9 ni chap tomonga o'tkazsak, n kvadrat minus 2n minus 15 teng 0. Teng nimani hosil qilamiz? Bu n ga nisbatan kvadrat teng nima? Uni ildizlarini topishimiz mumkin. Ular bitta ildizi 5 ga teng, ikkinchi ildizi minus 3 ga teng. Ildizlari minus 3 bilan 5. N natural son bo'lganligi sababli minus 3 ga teng bo'lolmaydi. Demak, n ning qiymati 5 ga teng. Demak, bu ketma-ketlikning 5-chi hadi 9 ga teng ekan. Shunday qilib javob 5-chi hadi 9 ga teng. Keyingi misol, 3-chi misolga o'tamiz. Ketma-ketlik mana bunday formula bilan berilgan. Mana ko'rinib turibdiki, ketma-ketlik bu rekurrent usulda berilgan. Chunki bu hadi o'zining oldingi hadi orqali ifodalangan. Birinchi hadi 1 ga teng, ketma-ketlikning 2-chi, 3-chi va 4-chi hadlarini toping. A1 berilgan, 2 ni topish, A2 ni topish uchun n ning o'rniga 1 qo'yishimiz kerak. Demak, A2 teng, ya'ni n ning o'rniga 1 yozishimiz kerak buning uchun. Chunki 1 qo'shib 1 2 bo'ladi. Yildiz aslida mana bu formulaga ko'ra n o'rniga 1 yozdik. Demak, bu yerda a1 a1 ning kvadrati qo'shib 2. Teng a1 bizda berilgan, 1 ga teng. 1 ni olib qo'ysak, yildiz ostida 1 ning kvadrati qo'shib 2. Demak, yildiz ostida 3 ga teng. Endi a3 ni topamiz. A3 ni topish uchun n ning o'rniga 2 yozamiz. Bu holda a3 teng yildiz ostida n ning o'rniga 2 yozdik. Bu yerda 2 yozsak a2 ning kvadrati hosil bo'ladi. A2 ning kvadrati qo'shib 2. A2 ni yuqorida topganmiz. Mana a2 yildiz ostida 3 ga teng. Olib kelib qo'ysak, yildiz ostida 3 ning kvadrati 3 ga teng bo'ladi.
Ve ilzası da 5'ini hasatlamız. A3'ünü tapdik. Yeni de A4'ünü tapamız. A4'ünü tapış için yeni oranı 3'ü yazışımız gerek. Ve yeni 3 oranı 3'ü yazsak. Bu halda A4 deyim burada. Yeni oranı 3'ü yazıyakımız. A3'ünün kvadratı boşum 2. Deyim. A3'ünü biz yukarıda tapkanımız. A3 ilzası da 5'e deyim. A3'ünün kvadratı ilzası da 5'nin kvadratı. 5 burada, boşum 2, ten, ilzası da 7. Şimdi yapalım, A4 ilzası da 7 yeteneğe. Biz bana bakatları taktık. A2 ilzası da 3, A3 ilzası da 5, A4 ilzası da 7 yeteneğe oldu. Ne bakta ki masal? 4. masal. Ketme ketme bana bu formülle verilgen an plus 2'nci hadını tapayım. Bu hadını tapış için n'nin oranına n plus 2 yazışımız gerek. Demek n'nin oranına n plus 2 yazdık. Onun tamamında hem n'nin oranına n plus 2 yazışımız gerek. 2 köpaytırı 5 derecesi n plus 2 minus 1. Sadalaştıramız yani bunu. 2 köpaytırı 5 derecesi n plus 1. Demek bana bu formülle verilgen ketmeketliğinin n plus 2'nci adı 2 köpaytırı 5 derecesi n plus 1'e teyit ekelim.